Dilan Polat ve Engin Polat'ın bilgisayar ve telefonlarına sızdı, elde ettiği bilgileri savcılık ifadesinde anlattı. İddianamede önemli yer tutan çarpıcı iddialar tanık Erkan Şahin'e ait. Kızgınlıkla onların cep telefonlarına ve bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayıp içeriklerini görmek istedim. Biz buna rat atma deriz. Bir kişinin telefon ya da bilgisayarına rat atıldığında o kişinin telefonundaki bütün veriler görülebilir. Bu bir uzaktan erişim türüdür. Erkan Şahin aynı zamanda sosyal medya fenomeniydi. Dilan ve Engin Polat çiftiyle 2021 yılında tanıştı. Polatların sosyal medya işlerini üstlendi. Güzellik salonlarının tanıtım filmlerini çekiyordu. Erkan Şahin'in sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile paylaştığı bir video, Polat çiftiyle arasını açtı. Çünkü Dilan Polat ve Ece Ronay kavgalıydı. Polat sosyal medya hesabından Erkan Şahin'e karşı paylaşımlar yaptı, işbirliği bozuldu. Aynı zamanda bilişim uzmanı olan Erkan Şahin, Polat çiftinin telefonlarına kavga yüzünden sızdığını iddia etti. Cezaevindeyken savcılığa dilekçe yazdı. Polat çifti hakkında bildiklerini anlatmak istedi. Engin Polat'ın telefonunda yasa dışı bahisle alakalı konuşmalar gördüm. Örneğin Engin Polat yazışmalarda yasa dışı bahis sitesinin yasa dışı bahis oranları ile alakalı konuşmalar yapıyordu. Kasino olarak bilinen bir sistemden söz ediyordu. Bu site ve sistem kapsamında oynanacak bahislerde kendi payına kalacak tutarlardan, günlük kazançlardan ve cirodan söz ediyordu. İddiaya göre başkalarına ait kredi kartı bilgileri de depolanmıştı. Engin Polat'ın üçüncü şahıslarla yaptığı konuşmalarda mail order yöntemiyle para kazandığını, Engin'in telefonunda birçok üçüncü şahsın adına kayıtlı olan kredi kartı 16 haneli numaralarını, CVV kodlarını ve son kullanma tarihlerini depoladığını görmüş oldum. Polatlar dosyasındaki 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlendi. Şüpheli Engin Polat'la beraber 6 kişinin örgüt yöneticisi olduğu vurgulandı.